Ah neyleyim gönül gönül senin elinden. Yüreğinde taşıdığı büyük bir aşkla asker olmayı seçen 1990 Ankara Polatlı doğumlu uzman çavuş Necdet Çakmaktepe. Kilis bölgesi sınır hattında görevliyken 23 Temmuz 2015'te sınır ihlali sonrası çıkan çatışmada yaralandı, gazi oldu. ...06.07.1990 Ankara Polatlı doğumluyum. Üç kardeşiz. Annem babam sağ çok şükür. Annem ev hanımı, babam esnaflıktan emekli. Bir kardeşim de silahlı kuvvetlerde görev yapmakta. Kendisi de jandarma personeli, asayiş olarak doğuda görev yapmakta. Diğer bir kardeşim de okuyor. Polatlı'da doğdum, Polatlı'ya yetiştik. Üniversiteyi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okudum, mezun oldum. Ondan sonra vatani görevimi yapmak için silahlı kuvvetlere başvurdum. Vatani görevimi de bitirdikten sonra silahlı kuvvetlerin uzman çavuşluk sınavları vardı. Sınavlara hazırlandım, mülakatları, her şeyi geçtim. Silahlı kuvvetler personeli oldum. 2014 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda göreve başlayıp eğitimimizi aldık. Eğitimimizi aldıktan sonra ilk kıta görevimiz olan Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı birliğimize teslim olup Kilis tarafındaki bölgede görevimize başladık. Görevimizin 1,5 yılında, işte 23 Temmuz 2015 tarihinde görev yaptığımız yer çok sıkıntılı bir bölgeydi. Ülkemizin tam bitiş noktası, sınır hattında orada yasa dışı geçişler, işte örgüte katılmak isteyen insanların veya oradan ülkemize girmeye çalışan insanların geçişlerini engelliyorduk. Orada vatani görevimizi, mesleğimizi icra edip her türlü vatan savunmasını yapıyorduk. Görev yaptığımız yer arası da yaklaşık aramız 150-200 metre. Tam biz ülkemizin bittiği noktadayız. Ortamız mayınlısa. 23 Temmuz 2015 tarihinde görev yerimizde bulunurken görev yerimizin ilerisindeki arkadaşımıza ateş açıldı. Ateş açılmasına binaen zaten çatışma başlamıştı. Arkadaşım sol omuz küreğinin altından vuruldu. Tabii biz o an ona müdahale edemedik ama bizim bulunduğumuz konuma da ağır derecede ateş başlayınca biz de direkt çatışma düzeni alıp tamamen savunmaya geçtik kendimizi. Yaklaşık bir 15-20 dakika çok sıcak bir temas oldu. Çünkü bulunduğumuz konum düz bir araziydi. Buna istinaden de elhamdülillah kendimizi koruyarak, askeri tecrübemizi de kullanarak her daim nefsi müdafaamızı, vatanımızı savunduk. Bir tanesi ülke toprağımıza mayınlı sahadan geçiş yapıp hudut tellerini kesip ara mısırlık vardı durduğumuz yerin arkasında. Mısırlık tarlasının içine girip oradan üstümüze gelmeye başladığını gördük. Başta biz fark etmedik. Yanımızda bir kardeşimiz daha vardı. Komutanım dedi, yan taraftan dedi bir adamın dedi geldiğini gördüm. İleriden dedi mısır tarlaların içinden geliyor. Yani bilginiz olsun diye bize temkinde bulununca biz hemen bulunduğumuz mevzinin içinden çıkıp yanında şehit olan komutanım Mehmet Yalçınnane, mekanı cennet olsun. Rabbim onları en üst kademede inşallah cennetine koysun. Şimdi bizim bulunduğumuz mevzinin içine roket atmaya geldiydi. Çünkü mevzinin içinde zırhlı araçlarımız falan var, diğer arkadaşlarımız falan da var. Allah'a hamdü senalar olsun, biz onun o roket atışını önledik. O mısır tarlalarının içinden gelip üstümüze gelirken biz de mevzimizi terk ettik. Onun bulunduğu tarafa gider iken birden karşımızda gördük. O da bizim ona doğru geldiğimizin farkında değil, aklıncana işte ben gizlicene geçtim, tarlanın içinden gireceğim, geleceğim, bulunduğu mevziye bize ateş açıp bizi şehit edecek.
Ama öyle bir şey Allah'ın izniyle olmadı. Bizi görür görmez şaşırdı. Şaşır şaşırmaz omuzunda getirdi roket atarı üstümüze attı. Üstümüze atınca ben kendimi sağ tarafa attığımı hatırlıyorum. Rahmetli komutanım sol tarafa attı ama adam 16-17 metre bir mesafede çünkü karşımızda. Roketi atınca biz kendimizi hemen yere attık. Yere atınca roket yani ortalama bir 3 metre bile yok yani 2,5-3 metre arasında bir roket üstümüzden geçip Allah'ın izniyle arkadaki zeytinlik ağaçlarına vurdu. Yani arkada bulunan arkadaşlarımıza isabet etmedi. O ara çok yakın bir çatışma başladı ama ben böyle anlatıyorum ama her şey o kadar hızlı gelişti ki. Roketin tabii ki bizde bıraktığı bir etki var. Roket ensemizin üstünden biraz geçtiğinden dolayı böyle bir gözlerimde kararma oldu benim. Bir de sesi de kulaklarımı da kapattı çünkü ısı salgılıyordu roket aynı zamanda. O ara roketin o sesinden şeyinden kurtulup silahı alıp ben sağ tarafa attım kendimi. O sol tarafa attı. Komutanımın önüme yani yan tarafıma düştüğünü gördüm. Görünce de tabii o arada nerede olduğunu daha gözlerim aramaya kalkar iken tüfeğimi alıp elime nişan vaziyeti alınca daha ateş etmeden direkt kurşumun sol el metakarpal kemiğimi parçaladığını yani elimden kurşun girdiğini gördüm. Kurşun girince elimden tüfek benim elimden düştü. Elimden düşünce kurşunun nereden geldiğini anladım. Döndüm ki karşımda. Ya Allah Bismillah deyip tüfeğe tekrardan uzanırken bir kurşun daha attı. Tabii ben operasyon esnasında telefonumu tabanca kılıfımın içine beylik silahımızı koyduğumuz tabanca kılıfımın içine koymuştum. Cebime şey yapmasın diye rahat nişan alayım diye. O ara attığı ikinci kurşun benim tabanca kılıfımı deliyor. İçinden telefonum deliyor. Kalçamı da patlattı. Kurşunlar sağımızdan solumuzdan geçiyor. Birebir yani kafa kafaya düştük. Ne yapacağımı ne edeceğimi bilemezken geride benim takım komutanım Halil Üsteğmen'im oradan bağırıyor bana Necef işte nerede komutanım ateş edin dedim ki ona ben dikkatini dağıtın. Ben de bir silahımı alayım çünkü komutanım da vurdu, komutanım da yanımda falan filan derken sen eğil kalkma dedi bana. Ben de yere düşmüş tüfeğimi alıp ya Allah Bismillah deyip o can acısıyla, o can hamliyle direkt sorgusuz sualsiz Allah'ın izniyle etkisiz hale getirdik. Annem o gün pazardaymış. Tabii kara haber tez duyulur derler ya. Ben iki tane mermiydim. Mermi benim noksan yerlerime vurdu. Hamdü senalar olsun ama bir de karnımdan da yedim diye anneme haber verilmiş. Tabii benim amcalarım falan da pazarda esnafçılık esnaflar yani pazarcılık da yaparlar. Buna istinaden de annem de o gün pazara gelmiş. Pazar alışverişine falan ama büyük amcamla bir amcam benim vurulduğumu duymuşlar. Yani tabii biz de onların canı olduğumuz için amcam hüngür hüngür ağlıyor. Diğer amcam zaten bir telaş içinde. Annem de tesadüf oğlum diyor ben de pazara geldim alışveriş yapacağım. Amcan gelin tezgahına uğradım diyor. Orada tabii baktım ki amcanın büyük amcanın ağladığını görünce Allah var diyor içime bir sızı saplandı diyor ya. Baktım ki diğer amcan bir koşuşturmaca amcan küçük amcan beni görünce diyor. Daha böyle bir heyecanlandı. Daha böyle bir aha işte annemin ismi Gülten'dir. Gülten geldi hani ne yapacağız ne edeceğiz gibisine. Ama diyor ya oğlum diyor o iki amcanı ağlarken görürken ben diyor resmen diyor kalbimin içine bir sızı saplandığını orada hissettim. Ondan sonra dedim ki Sami abi ne oldu neden ağlıyorsun sen bana bir söyle hele. Büyük amcan, Sami amcan beni görünce daha çok ağlamaya başladı diyor. Döndü sırtını bana. Ondan sonra amcan öyle yapınca ben temelli işkillendim diyor. İkinci Musa amcanı diyor gördüm. Musa abi Allah için bana söyle ne oldu? Yani ne bir şey var siz bana söylemiyorsunuz. Bir şey anlatmıyorsunuz yani. Bana anlatın ne oldu falan filan deyince Musa abim gidecek ama ben artık diyor onun diyor Musa amcan gidecek onun önünü kestim. Bana söyle dedim diyor.
Vallahi Gülten bacım, bir şey söyleyeceğim ama hani sakın şey yapma, biraz dirayetli ol. Hani bize bir haber geldi, çatışma çıkmış, işte Necef'i vurdular. Annem diyor, oğlum onu söyler söylemez elimde diyor ne varsa diyor anında diyor benim diyor elim kolum kanadım boşaldı oğlum diyor. Nasıl bir feryat ettiysem, nasıl bir diyor ortalığı artık nasıl bilmiyorum, kendimi o kadar kaybetmişim ki diyor. Senin o vurdular kelimesini duyduktan sonraki o acı yüreğime öyle bir oturdu ki diyor oğlum. Bütün o pazar yeri diyor tepeme toplandı. Ben diyor en son diyor bir dükkanın içine girdiğimi hatırlıyorum. Kafama su döküyorlar, kolonya döküyorlar. Aklım fikrim seninle konuşmada diyor. Demişim ki beni ne olur kesinlikle Necef'ime götürün. Yani ben onun bir sesini duymadan ben hiçbir şeye inanmam. O ara diyor bir de diyor bir haber daha geldi. Üç kurşun yemiş. Kurşunun biri de karnından girdi deyince ne? Annem tamam dedi diyor ya. Artık hani öldü yani. Çünkü karşının karnından kurşun yiyen bir insan kolay kolay hayatta kalamaz dedi diyor. Annemin böyle bir haber alma olayı olduydu. Sonra hastaneye tabii beni ameliyat eden doktorumdan da Allah bin kere razı olsun, kendisi çok güzel bir insandı. Ameliyattan falan çıktım. Tabii ben fazla bir şey hatırlamıyorum. Ambulansta artık kan kaybından bayılmışım. Bir uyandım ki ameliyat falan olmuşum. Hastanede yatıyorum. Ben ilk ameliyatımda 11 gün Kilis Devlet Hastanesi'nde yattım. Tekrardan elimden ikinci ameliyatı oldum. Ondan sonra tekrardan elimden iki ameliyat geçirdim. Bacağımdan yaralı kalçam patlamıştı. Orayı diktiler. Ondan sonra orada biraz herhalde bayağı bir zarar gördüydüm. Bacağım çok kastırıyordu. Bir 3,5-4 ayda ayağımdan da fizik aldım. O fizik sayesinde de Allah'ın izniyle eski gücüme, kuvvetime kavuştum. Bizi devletimiz gazilik şerefiyle onurlandırdı. Silahlı kuvvetlerden gazilik şerefiyle ayrıldık. Devletimizin bize bahşetmiş olduğu kendi bünyesinde şu an tekniker kadroda memur olarak görev yapmaktayım. Cenab-ı Allah'ın yazdığı bir kader vardır. Ne mutlu ki bizlere Allah-u Teala şehitlik vasfını herkese nasip eylemez. Gazilik vasfını herkese nasip eylemez. Onun için bizler şanslı insanız. Kesinlikle üzülmesinler. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz. Biz inançlı insanlarız. İnanıyoruz ki Allah'ın cennetinde hep beraber olacağımıza inanıyoruz yani. Şehitlik çok yüce bir makamdır. Gazilik yüce bir makamdır. Allah kimseye nasip etmez bunu. Ben çok gururluyum. Diğer gördüğümüz gazilerle de onlara da aynı keza böyle söylüyorum. Kesinlikle üzülmeyin, şereflenin. Göğsünüz kabara kabara yürüyün. Bugün devletim bana tekrardan gel desin. Kanımın son damlasına kadar gene gitmeye sonuna kadar hazırım. Şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, destansı zaferlerimizin ebedi kahramanları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimiz, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi, toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Bu vatan için canlarını seve seve vermiş aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz.